Bay Breslin, sizi toplantı odasında bekliyorlar. Günaydın Liz, Abby. Jessica Meyer, sizinle tanışmak bir onur. Çalışmalarınız sahanın altın standartlarını oluşturdu. Başardığınız şeyler takdire şayan. Takdire şayan. Hı. Teşekkür ederim ve siz buraya geldiniz. O teşkilat Rey, şeydeki gibi. Merkezi haber alma teşkilatı. Sen casus musun? Daha beteri, bir avukatım. Rey, onu dinle. Kız yasal. Dengli'yi kendim aradım. Peki, tamam dinleyeyim. Başla. Bay Breslin, tutuklama ve suçlu iadelerine son verdikten sonra teşkilat eylemlerde bulunan insanları hapsetmek için alternatif koşullar aramaya başladı. Nasıl söylesem, en iyisi bu adamların... Yok edilmeleri mi? Kaybolmaları. Kimsenin ilgilenmek istemediği bu kişilerle uğraşmak için zaten bir prototip deniyoruz. Ancak her şeyden önce bunu finanse edenler bu tesislerin firar edilemez olduğunu bilmek istiyor. Bütün sistem küresel olarak bilinmeden önce. Ki bu da bunun hiç kimse tarafından resmen tasdik edilmediği anlamına geliyor. Neredeyse. Söylediğim şey Bayan Rose, bu cezaevlerinin özel olarak finanse edilip yönetildiğidir. Yani resmi sözcüğü burada pek geçerli değil. Yani herhangi bir şeyin ters gitmesi halinde kimse gelip başınızı ağrıtmayacak. Hey, bu seni hiç ilgilendirmez. Hey, ona borçluyum. Sana borcum yok. Benim işim Birleşik Devletler'in emin ellerde olmasını sağlamak. Pekala, şu saçmalığı kesip işin aslını konuşalım mı? Bu kurumlar takip edilemez, mahkeme yoktur, hüküm yoktur. İnsanlar bir anda kaybolur ve içeri girip tesisi test etmesini mi istiyorsun? Belki standart ücretinin 2 katını teklif ettiklerini söyleyerek sohbete müdahale etmemin zamanı gelmiştir, tamam mı? Bu 5 milyon eder. Yani bundan hoşlandı. Bak, sayılarla ilgilenen benim, sanatçı olan da sensin. Ayrıca finansal açıdan bakılırsa bunu sevdim, hem de çok sevdim Ray. Paranın ötesinde Bay Breslin. Bu yere gönderilen kişilerin gerçek dünyaya salınmaması gerekiyor. Hepsi potansiyel bir mecra değiştirici. Daha kötüye doğru. Pekala. Talimatlar? Her zamanki bütün işler. Takma adlar, kılıf hikaye, irtibatlar, tahliye numaraları. Tek fark sistemin güvenliğinin tam olarak test edilmesi. Hiçbirinizin hapishanenin yerini bilmemeniz çok önemli. Bu bir sorun olur mu? Evet olur. Ne zaman başlıyoruz? Başladık bile. Sen ve yeni kimliğin şu andan itibaren 24 saat içinde özel taşeronlar tarafından buradan alınacaksınız. Altı aydır buradasınız Bay Ratmeyer. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. 10 saniyem var. Victor Mannheim nerede? Biliyor musun, çoğu kişiye göre o bir kahraman. 9 saniye. Bir kalem, bir kağıdın var mı? 8 saniye. Sana bir harita çizebilirim. Neyin haritası? Onu bulabileceğin yerin. Biliyor musun, çocukken hep ressam olmak istemişimdir. Tanrım, şansını zorluyorsun. Sorun şuydu ki, hiç yeteneğim yok. 6 saniye. Denedim, tekrar denedim. 5. Hayallerin var mı? 4. Hep bunu mu istemiştin? Yani böyle olmayı. 2, 1. Bitti. Bak, orada işte. Sana söylemiştim. Hiç yeteneğim yok. Kayıtlar oldukça zeki bir adam olduğunu gösteriyor. Evet, bu itibarla da durumu olduğu gibi kabullenip anlamını beklerdim senden. Biliyorsun, burada hayatının hiçbir kısmı üzerinde kontrolün yok. Nefes almak dışında. Şu anda bu ayrıcalığını da kaybettin. Yere yatırın!